Alayım çubuğumu da iki fotoğraf çekeyim kendime. Zaten fonemenim. Aa, ne yapıyorsun Neriman? Selfie çekiyoruz. Ne o? Beraber ne çektirelim oldu? Mi? Çekelim. Sen yoksun. Ne? Gel, fotoğrafa gel. Tamam, şimdi geldim. Aşağıya. Kayınvalide Fatma'ya sürpriz bir hediye geldi. Aa. Yönetmenim diyor ki yer yerinden oynayacak. Sürpriz gelsin. Ay, ben ağlarım buna ya. Canım anam. Sen her şeyin en iyisine layıksın. Seni çok seviyorum Fatih. Anası olduğundan gurur duyuyorum. İnsanın bir oğlu olmalı. Arkasında dayanabileceği. Her derdini paylaşabileceği. Herkes. Ben gitmek istiyorum. Gelin mutfaktan, gelin mutfaktan. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelin mutfaktan. Masayı donatıp kurmakta, sanat eseri gibi sunmakta. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta, yemeği tabakta, tadı damakta. Ekranlarının başına hoş geldi. Biz de hoş geldik. Sevgili izleyicilerimiz, geçen cumayı belki kaçıranlar olmuştur. Elenmedi. Elenme olmadı cuma günü. Çünkü ben kıyamadım, vedalaşamadım. Bir de hastalık raporu alıp aramızdan ayrılan Dudu geri döneceği için bakalım dedik. Bekleyelim. Ne olacak? Yani aslında bu hafta çok sıkı yarışmaları lazım. Önce başvuru adresini veriyorum. www.kanald.com.tr'ye başvurabilirsiniz. Bir de WhatsApp telefonumuz 0539 570 37 07. Çıkın çıkın, gelin anacığım. Ver kartı Mercan. Evet, bakayım. Herkes çok güzel. Harika görünüyorsunuz. Eleme yapmadık cuma günü çünkü Dudu döneceği için, önümüzdeki hafta burada olacağı için önümüzdeki haftaya kadar masanıza yapışın. Birini gelip alacak. Ona göre kaldırın örtüleri. Ramazan'a bir kala. Evet. Ne pişiriyoruz? Patates var. Yok. Söyleyeyim, hadi uğraşmayın. Tavuklu çökertme kebabı. Açın defterleri. Tavuklu çökertme kebabı malzeme listesi. 3 yarım parça tavuk göğüs eti. Marinesi için 1 yemek kaşığı yoğurt. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 çay kaşığı kekik. 1 çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı karabiber. 1 küçük rendelenmiş soğan. Patates kızartması için 2 adet büyük boy patates, sıvı yağ ve tuz. Yoğurt sos için 1 kase yoğurt, 1-2 diş ezilmiş sarımsak ve tuz. Üzerine 2-3 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı da pul biber. Benim güzel gelinlerim, kayınvalidelerinizle sizi 90 saniye baş başa bırakıyorum. 90 saniye içerisinde gerekli olan bütün püf noktalarını öğreniniz. 90 saniye sonra buradayım. Ben bıçakla tut sinirin ucunu, şöyle sıyır. Evet, yani diyorum, çıkar. Sinir bırakmayacağım. Tamam.
bunların hepsini bununla yoğuruyorsun. Ama bunun içinde 3 yemek kaşığı da zeytinyağı olacak. 3 yemek kaşığı zeytinyağı olacak. Patates gibi olmasın altında, tamam mı? Tamam. Yoğurdu da dökünce bu o güzel kızarmasa yoğurt da üstünde hepten hamur olur. Asla kuru olmayacak. Patatesi çok dikkat et. Asla kızarmış koyarak olmayacak. Şöyle sarı olacak, tamam mı? Kibrit çöpü kadar incecik ve çıtır çıtır. Patatesler. Evet. Böyle yemeğin üstünde pul biberleri göreyim, kusura bakma. Bunu yanık simsiyem. Bak, olursa kabul etme. Tamam. Hani pul biber kıpkırmızı dursun üstünde. Tamam. Simsiyah durmasa, tamam mı? Tamam. Bak, ona dikkat edeceksin. Hemen bir patatesi soy. Hemen tavaya. Öyle yapacağım. Ya da ikisini soy. Birini tilt, at oraya. İkisini tildikten sonra atma. 5, 4, 3, 2, 1 Süreniz bitti. Hadi. Güzellerim, Valide Sultanlar. Maşallah, maşallah. Nerim Hanım. Tamam, hadi kolay gelsin. Sana güveniyorum. Alayım çubuğumu da iki fotoğraf çekeyim kendime. Zaten fonemenim. Aa, ne yapıyorsun Neriman? Selfie çekiyoruz. Ne yok? Beraber çektirelim mi? Çekelim. Sen yoksun. Bu tarafa gel, bu tarafa gel. Hadi tamam, şimdi geldim. Aşağıya. Kayınvalide Fatma'ya sürpriz bir hediye gelmiş. Yönetmenim diyor ki yer yerinden oynayacak. Sürpriz gelsin. Ay, ben ağlarım buna ya. Canım anam. Sen her şeyin en iyisine layıksın. Seni çok seviyorum Fatih. Anası olduğundan gurur duyuyorum. İnsanın bir oğlu olmalı. Arkasında dayanabileceği. Her derdini paylaşabileceği. Herkes. Ben gitmek istiyorum. Tamam mıyız kızlar? Evet, tamam. Öğrendiniz mi? Öğrendik. Sürenizi söylüyorum. Tam 40 dakika. Evet. Haftanın birinci günü çeneniz değil eliniz çalışsın. Hazır mısınız? Sayıyorum. Hazırım. 5, 4, 3, 2, 1 Başlayın. Neriman Hanım, cuma günü Ayten bilezikle alırken niye öyle ağladı? Benim gelinim şaşkınlıktan, sevinçten ağladı. Ayten! Ya şaka yapıyorsunuz. Şaka yapıyorsunuz. Yok. Ay siz çok şaşkınım. Neriman'ın koşuşuna bak. Neriman ilk defa koşarken gördüm. Gitmediğime çok sevindim. Teşekkür ederim. Şaka yapıyorsunuz. Sen kazandın 77 puanla. İnanmıyorum. Ne var lan, şoktayım. Ne var bunda? Niye şaşırıyor? Ne, bilezik kazanmış. Niye şaşırıyor? Niye sevinmesin ki? Ya sevinsin tabii. Sevinçten niye şaşırıyor? Ağladı, sevindi. Niye ağlamasın şaşırmanın ki? Şaşırmanın nedeni ne Neriman Hanım? İnsan gözle sevinirsen kendisinden o performansı beklemiyordu. Kendi kendinden bile ummuyordu da onu. Ya ben Sevda onu beklemiyordum valla. Azıcık anlatsın diye ama siz, anladın mı? Evet, Sevda Hanım kendi kendinize bir karar vermişsiniz. Onu konuşuyorsunuz. Evet. Benim gelinim tahmin etmiyordu çünkü bütün puanlarımız eşitti. Bir puan vardı, bir puanla. Evet. Hepimizin arasında bir puan ağlamasına vardı. Ağlamasına gerek ama yoktu ki. Ayten orada kazanınca, da şovunuzu yaptınız. Tabii o heyecanı yaşıyordu. Yok canım. Aa, sevindi, ağladı. Ben de sevinince ağlarım. Ben de ağladım. Yani duygularını kız öyle ifade etti. Tabii. Sevincini. Ya ben öyle olduğunu zannediyorum. Duygulandı. Siz öyle zannediyorsunuz. Ne olduğunu zannediyorsunuz? Orada da şov yapıyor. Siz öyle zannedin. Ya orada siz her şeyi şov mu zannediyorsunuz? Hayır Nagihan Hanım, sanki bilezikleri sen aldın. Hayır, ne Fatma Hanım, sizi de gördüm. Sanki bilezikleri sen doldurdu aldın. Bir dakika, bana bakar mısın? Geleli var bir çeyrek sen ağladın. Sen de ağladın. Ben Seda Hanım'ın yaptığı sürprize ağladım yani. Aa, inanamadım. Diye siz bilezikle ağladın. Ne kadar güzel bir şey ama. Herkes gitmeyip hani burada bir 4 arkadaş olmuşuz. Hiç kimsenin ayrılmaması için, ayrılmadığımız için ben sevinçten ağladım. Sevinçten ağladın. Sevinçten ağladım.
Ha, ben dedim herhalde heyecan yaptınız. Gittik gidiyoruz dediniz diye ağlamaya başlayınca... Hiç alakası yok. Gideceksem de giderim ben yani. Ben öyle algıladım, kusura Seda bakmayın. Seda Hanım'ın açıklaması sürpriz bir açıklamaydı. Evet. Arkadaşımız sevindi. Yani... Ben de çok sevindim. Ağladınız sevindim. Mı? Ağladınız mı sevinçten? Her insan duygusuna ay kimi ağlar, kimi ağlamaz, kimi kusar, kimisinin başı ağrır, kimisinin tansiyonu yükselir. Herkes farklı farklı. Evet. Hayır ama korkundan ağladın. Ben niye korkundan ağladım? Heyecan sardı seni gideceğim diye. Aynen. Seda Sayan hanımefendi, hiçbirinize elemiyorum dediğinde oturdun, sevinçten ağladın. Ayrılacak olan gelin yok. Ne? Gönderiyorum. Hadi ya. Evet. Tamam ağlama. Ağlama hadi gel. Gel canım benim hadi. Seda, ne diyeyim Seda Hanım, iyi ki buradayız tamam. Yani. Belli ettiniz ya, altınları şok oldum. Altınları aldığımız için şok heyecanlandık. Evet, hepimiz aynı terazideydik, anladın mı? Onun için hepimiz aynı duyguları yaşadık. Neriman Hanım. Tamam da bana niye yükleniyorsunuz o zaman? Birimiz fazla veya eksik değiliz. Neriman abla.